biribenibitirsin.com ya da herhangi bir internet satış kanalımızdan aldığınız bitmeyen kartuşlu Canon MG2250 kutusu size bu şekilde gelir. Canon bitmeyen kartuşlu yazıcılarda MG2150, 2155, 2250, 2255 aynı yazıcılardır. Şekli, şemali ve bütün özellikleri aynıdır. Sadece model numaraları farklıdır. Şimdi kutudan açıp kurulumu nasıl yapacağımıza bakalım. Önce kutunun üstündeki bantı kesiyorum. Kutuyu açtığımda karşıma bitmeyen kartuş sistemi deposu ve yazının kendisi geliyor. Şimdi bunlar poşette olduğu için bu yazıyı ters çevirip, kutuyu ters çevirip yavaşça kaldırdığımda bütün aparatları ortaya çıkıyor. Yazının içinde kullanım kılavuzu, CD'si, etiketleri, poşetle mevcut. USB yazıcı kablosu ve elektrik kablosu. Bunlar da mevcut. Yazıyı düz bir şekilde koydum. Bakın üst poşetin altında da kurulum kılavuzu mevcut. Bu kurulum kılavuzu resimlidir. Bu kılavuzdaki adımları birebir uygulayarak da kurulum yapabilirsiniz. Köpükleri çıkartıyoruz. Yazıcı bu şekilde kendime doğru çeviriyorum. Burada bantı açtığımda naylon poşetinden çıkartıyorum yazıcıyı. Canon MG2150, 2250, 2155, 2255 birebir aynı yazıcıdır. Onlarda da kurulumu bu şekilde aynı şekilde yapabilirsiniz. Kurulum kılavuzunda ayrıntılı bilgi mevcut. Arkada da sıkça sorulan sorular ve çözümleri mevcut. Bu kılavuzu okumanızı tavsiye ederiz. Kullanım ve kurulum için gerekli ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Çok faydalıdır. Kenara koyalım. Yazımız bu şekilde. Mürekkep sistemi depolarımız da bu şekilde. Depolar ayrıca koruma amaçlı poşettedir. Poşetten çıkartıyoruz. Bu modelimiz 6 depolu bitmeyen kartuş sistemlidir. Bakın açtığımızda 3 depoda siyah mürekkep var ve diğer renkler. Aynı yazıcının şeffaf depolu ya da 4 depolu lüks modelleri de kurulum şekli aynıdır. Sadece deposu farklıdır onların. Bu şekilde şimdilik dursun. Şimdi bu depoların yan taraflarında kırmızı çift taraflı bantlar var. Bu çift taraflı bantların bu tarafları kırmızı şeritlidir. Bu şeritleri yerinden çıkartarak yazıcının yanına bu depoları aynı seviyede olacak şekilde yapıştırıyoruz. Depolar yazıcıdan daha yukarıda, yazıcıdan ya da daha aşağı seviyede kesinlikle olmamalıdır. Mutlaka yazıcıyla aynı zeminde durmalıdır. Aynı seviyede yan tarafına yapışmalıdır. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi depoları yapıştırdığımızı düşünelim. Ön kapağı açıyoruz. Henüz yazıcının fişini takmadım. Açtığımda bu şekilde geldi. İçine doğru baktığımda yazının sol tarafında içeride baskı kartuşlarının olduğunu görüyorum. Şuradaki bantı açarak çıkartıyorum. Ve kartuşlar bu tarafa doğru çekiyorum. Burada yapmam gereken işlem kartuşları en sağa getirdikten sonra burada kartuş değiştirme pozisyonunda şu mandalları aşağı doğru iterek kartuşları yerinden çıkarmam gerekiyor. Kartuşları yerinden niçin çıkartıyoruz? Kartuşların ucunda orijinal fabrikasyon koruma bantları mevcuttur. Turuncu bantlar. Bu turuncu bantlar bu şekilde bunları yerinden sökmeniz lazım. Bu turuncu koruma bantlarını yerinden söktüğünüzde kartuşlar artık çıktı verebilir. Sökmeden çalıştırırsanız yazınız yine çalışacaktır ama çıktı vermeyecektir. Bunları söktüğümüzü düşünelim. Yerine takıyoruz kartuşları. Renkli ve siyah belli. İleri doğru itiyorum. Sonra mandalları kaldırıyorum. İçindeki hortuma bakarsanız eğer düz bir şekilde geliyor. Kıvrılma, burkulma yok.
Kartuşları yerinden söküp takarken kartuşları kendi etrafında döndürüp hortumu burkmamanız lazım bu şekilde. Döndürmemeniz lazım yoksa sıkışma yapar. Bu şekildedir. Burada yapmanız gereken herhangi başka bir işlem yok. Ondan sonra yazının ana kapağını kapatıyorum. Burası kağıt besleme yeridir. Burası da kağıdın çıktığı yerdir. Kağıt besleme yerindeki gri mandalı sağa doğru iterek kağıt koyma pozisyonuna getiriyorum. Ve A4 kağıtlarımı bu şekilde içine koyduktan sonra gri mandalla hafifçe sıkıştırıyorum. Şurası da kağıdın çıktığı yerde kağıdı tutan kısımdır. Bu şekilde kurmuş oluyorum. Ondan sonra tarayıcı kapağı. Tarayıcı kapağında bu turuncu bantların hepsini tek tek sökebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Tarayıcı kapağının üzerinde de yazıcı kullanma talimatı mevcuttur. Bazı hata kodlarını neler yapmanız gerektiği basitçe tarif edilmiştir. Mesela kartuşu resetleme işleminin nasıl yapıldığı, sıkışma hatasının nasıl giderildiği gibi hatalar burada kısaca tarif edilmiştir. Şimdi bu şekilde yazıcımı kurduktan sonra yazıcımın elektrik kablosunu açıyorum. Bir prize takıyorum. Yazıcının arka tarafında, altta elektrik için priz mevcut. Taktım prize. Depoları da yazıcının yanına sabitledim. Depoların üzerinde lastik tıpalar mevcut. Bu lastik tıpaların küçük olanlarını açmam gerekiyor. Sistemin düzgün çalışması için bu şart. Ben henüz depoları yazının yanına sabitlemedim ama siz mutlaka önce sabitleyin. Bu şekilde yaptıktan sonra yazıcım şu an kullanıma hazır. Depo tıpalarını açtım. Kartuşların ucundaki turuncu bantları söktüm. Yazıcının içindeki bantları çıkardım. Kağıdı koydum. Ondan sonra şurada on düğmesinden yazıcımı açıyorum ve bekliyorum. Yazıcı yaklaşık 15-20 saniye gibi bir süre hazırlık çalışması yaptıktan sonra ekranda 1 yazacak. Ekranda 1 yazdığında yazıcım kullanıma hazır pozisyonda olacak. Yazıcı kartuşları kontrol etti ve ekranda 1 yazdı. Artık yazıcımı çalıştırabilirim. Yazıcının yine yanında gönderdiğimiz USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayıp yazıcının kutusundan çıkan orijinal kurulum CD'si ile bilgisayarınızı tanıtıp rahatlıkla binlerce sayfa çıktığı bu sistemle alabilirsiniz. Yine depolara mürekkep doldurarak, büyük tıpaları açarak mürekkep doldurarak çıktı almaya devam edebilirsiniz.